erken seçim elzemdir, gereklidir diyen katılımcıların oranı çok daha yüksek. Son anket ORECE araştırma şirketinin anket sonuçları 17 ve 22 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor. Ve bu ankete göre vatandaşların artık %46.3'ü erken seçim istiyor. Ve baktığınız zaman o anket sonuçlarına göre bir erken seçim olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olma hali devam ediyor. Ve oy oranı bir tık ileriye gitmiş, %35.4 anket sonuçlarına göre bir tık ileriye gitmiş. AK Parti'de de %31'de sabitlenmiş gibi görünen bir oy oranı var. Ne dersiniz? Tüm bu yaşananlar, insanların derinleşen ekonomik kriz, seçmenin erken seçim beklentisini ve talebini de artırıyor mu? Tabii şöyle, hemen seçimden sonra biliyorsunuz Türkiye birkaç seçimi üst üste yaşadı. Seçim yorgunu bir kitle ve çok kutuplaşmış. Çok gergin bir seçim atmosferinden çıktık. Hem 14 Mayıs, hem 28 Mayıs, hem de 2024 yerel seçimleri. Ama anımsarsanız burada sizde bundan yaklaşık bir ay önce falan bir yine seçim araştırması sonucunu tartışırken işte yöneylem araştırmanın sonucuydu. %42 erken seçim isteyenler, %47 yanılmıyorsam istemeyenler diye bir rakam vardı. O zaman da farklı yorumlar yaparken ben şunu söylemiştim. Bu rakam çok yüksek. Erken seçim istedi. Neden? O gün bile yüksek. O gün bile nedeni şu. Yani herhangi bir şekilde erken seçim hiç dillenmemişti. Hiç konuşulmuyordu. Hatta ana muhalefet partisi çıkıp da biz erken seçim istemiyoruz. Bunu dillendirmiyoruz. Bunu araçsallaştırmayacağız 31 Mart seçimlerinin diye demesine rağmen spontan kendiliğinden halk kitlelerinin bir önemli bir bölümü, yarıya yakın bir bölümü erken seçim istiyor. Ama bu çok doğal. Seçimlerden de bağımsız. 31 Mart seçimleri, Deniz Hocam'la bunu sık sık yineliyoruz. Evet. Çok önemli bir gösterge. Bütün tabii. Dünyada önemli bir gösterge. Tabii. Böyle büyük bir seçimin sonuçları böyle neticelendiğinde erken seçim istememek zaten siyasetin doğasına da uygun. Yok sayılamaz. Yok sayılamaz. Doğru. Yani bunun dünyada da birçok örneği var. Ama evet tamam olabilir. Siyaset yapma tarzı. Her siyasi parti farklı bir şey söyleyebilir. Ama bizim yine burada tartıştığımız araştırmada, İdea Politik'in yaptığı araştırmada erken seçim isteyenler yine benzer bir oran çıkmıştı ama muhalefet seçmeninde ezici bir şekilde erken seçim istiyor. Yani bir önceki seçimde CHP'ye oy vermiş seçmenin büyük bir çoğunluğu erken seçim istiyor. Dediğiniz doğru, her geçen günde bu erken seçim talebi artıyor. Artması da gayet doğal. Çünkü hani normalleşme diyorsunuz, bir normalleşme yok. Yani halk kitlelerinin umut edeceği herhangi bir şey yok. Deminden beri ekonomik verileri konuşuyoruz. Yani hayatından memnuniyet artmıyor, asgari ücret artmıyor. Emeklilere verilen zammı gördünüz. 12.500 lira gibi bir komik bir rakamla insanların hayatını sürdürmesi isteniyor. Bunun dışında da genel ekonomik veriler, esnaf da çok zor durumda. Ya çaya verilen taban fiyatı biliyorsunuz. İşte yarın bir gün fındığa verilen fiyat açıklanacak. Ki orada da hep söylendiği için ben dillendireyim. Orada üreticinin, fındık üreticisinin beklediği ziraat odalarının 160 lira, asgari 160 lira gibi bir rakam bekleniyor. Ama ne verileceğini göreceğiz. Normal enflasyon verilerine göre de olması gereken rakam o. Çok da yüksek şeyler de istemiyor insanlar. Ama bütün bunlar varken erken seçim isteyen kitle her geçen gün artıyor. Bu bize ne söylüyor hocam? Bu muhalefetin erken seçim bayrağını her gün sahada, sokakta, sivil toplum kuruluşlarıyla, omuz omuza, sendikalarla, emeği örgütleyerek, kadın örgütleriyle, işte hayvan hakları savunucularıyla aslında o anlamda toplumsal muhalefetin barolarla, meslek odalarıyla hep birlikte hareket etmesi gerektiğini ve bu iktidarın bir an önce değişmesi gerektiğini de bir söylem halinde sık sık dile getirmesi gerekiyor. Çünkü 2015'ten beri bu irade var. Bu rüzgarı arkanıza almak gibi bir anlamda erken seçim meselesiyle ilgili ve bunu doğru kullanmak. Tabii. Yani sonuçta 31 Mart'ta o rüzgarı arkanıza alarak bunu söylemeniz çok daha anlamlı olur. Çok daha iyi olurdu. Ama bu rüzgarı kaybetmemek gerekiyor. Bu rüzgarı da iyi kullanmak lazım. Nedeni de şu, hep söylüyorum, 2015'ten beri değişimi isteyen bir irade var. Ciddi bir seçmen kitlesi var. Ama sorun şuydu. Yani hep yine oraya gelmeyeceğim elbette niye kaybedildi diye ama oraya gelip kenardan döneriz. Hemen biraz ya orada çünkü değişimi
gerçekleştirilebilecek bir irade olduğunu. Çünkü biliyorsunuz masalardan oturmalar, kalkmalar, işte kazanacak aday tartışmaları birçok muhalefet anlamında seçmene güven vermedi. Bu irade değişimi gerçekleştirebilir güvenini verseydi değişim çoktan gerçekleşmişti zaten. Ama hep örnek veriyorum, CHP'de sadece bir değişimin adımı bile seçmen kitlelerinin koşa koşa gidip CHP'ye oy vermesine yol açtı. Bu da çok önemli bir gösterge. Hem değişimi söylemek lazım, hem de erken seçimi her gün yeniden dillendirmek lazım.